Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Duran Bey, Ece Design olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Duran Bozoğlan kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? İsmim Duran Bozoğlan. 1985 Ankara doğumluyum. Çalışma ekonomisi endüstri ilişkiler mezunuyum. 8 sene kadar kurumsal bir firmada çalıştıktan sonra kendi işimi kurmak için ayrıldım. Görselle olan merakımdan dolayı da dijital baskı sektörünü seçtim. Evet. Yaklaşık bir yıldır da Ece Design firması olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet, peki Ece Design olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz yapmış olduğunuz işlerle alakalı bilgi alabilir miyiz sizden? Biz Ece Design olarak başta cam sektörüne hizmet vermek için bu işe atıldık kuzenimle beraber. Daha sonra ben kendim yola devam etmeye başladım. İlk başta cama ve mobilya sektörüne hitap ediyorduk. Daha sonraları inşaat sektöründe de artık geçiş yapmaya başladık yavaş yavaş. İlk başta 96 dairelik bir sarnıçta bir projeyi tamamladık sağ salim mutfak tezgahı olarak. Evet. Daha sonra da onun devam olarak 16 dairede Menderes'te bir montaj ve teslimatın yaptık. Son olarak da kişisel anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan işte Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz dijital baskı sektöründe. Evet. Bir yandan da yine mobilya, cam ve buna benzer sektörlerde baskı ve tasarım hizmeti sunuyoruz. Evet, UV dijital baskı. Evet. Aynı zamanda kişi özel tasarım ve uygulama olarak evet, kişi hizmet özel tasarım veriyorsunuz. Evet. Biraz cihaz bu hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? UV baskı çok geniş kesime hitap eden bir baskı türüdür. Hı hı. Sadece standart baskılarda olduğu gibi branda ya da kumaş ve benzeri baskının dışında sert ve düz yüzeylerde evet, hemen hemen her materyale baskı yapabiliyoruz. Hı hı. Bu da bize çok geniş seçenekler sunuyor. Dediğim gibi cam, sunta, MDF, plexi, dakota ve benzeri yüzeylerde baskı hizmeti veriyoruz. Yani materyal ne olursa olsun, plastik aynen, olabilir, cam olabilir, MDF aynen, olabilir, hiç sert fark ve etmez. Düz yüzeyde her sert türlü ve baskı yüzeyi, her aynen, türlü resim, desen, motif, istenilen renkte, istenilen evet, şekilde bu baskıyı yapılabiliyor. Evet. Peki hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdi? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyor? İlk başta biz mümkün olduğu kadar kalitemizi üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Hı. Ve grafik anlamında da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz burada. Hı hı. Bizim birlikte çalışan grafikerimiz sağ olsun bu konuda bize en üst seviyede yardımcı oluyor. Evet. Kalite dediğim gibi de kullandığımız boyalar ve camın uzun süre, özellikle cam konusunda uzun süre dayanabilir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Aynı zamanda da uzman montaj ekibimizde inşaat sektöründe de mutfak tezgah arası ve buna benzer alanlarda baskı hizmetlerimiz devam ediyor. Evet, bunun yanında tabii ki sadece dolap, resim ve mutfak tezgahı kesinlikle olarak değil, asansör içlerinde yine aynı şekilde yine asansör, mutfak tezgah arası, iç mekanlarda kullanılan tablolar vesaire gibi alanlarda da hizmetlerimiz devam ediyor. Evet. Peki sektör olarak yalnız değilsiniz. Birçok işletme evet, var muhakkak. Kesinlikle. Sizin meslektaşlarınız ya da evet, rakipleriniz. Sizi onlardan ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir? Yani önemlisi, neden özellikle insanlar Ece Design tercih evet, etmeli? Birincisi tasarım alanında kendimize güveniyoruz. Özellikle grafik ve tasarım alanında. Montaj alanında da sorunsuz işler yarattığımız için o da bize bir güven veriyor. Evet. Aynı zamanda da yerimize sabit kalmayı sevmiyoruz. Yurt dışında bizde aynı sektördeki insanlar neler yapıyor? Hı hı. Bu işi nereye taşıyabiliyorlar? Onları da bir yandan takip ediyoruz. Evet. Bu şekilde yenilikler açık farkındalık olarak yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Güncel olarak kendinizi evet, yenileyerek bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Evet. Referanslarımız da tabii ki kesinlikle, buna en büyük aynen, etken diyebiliriz. Çalıştığımız kurumsal firmalar var. Aynı zamanda biz şu an yeni kurulan bir firmayız. Emekleme aşamasındayız. Bunun da farkındayız. Kendim de daha önce 8 sene kurumsal bir firmada çalıştım. Bu işletmeyi kurumsal düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Peki önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Nedir mesela sektörle alakalı hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda en başta makinemizi o günkü koşullara en uygun yüksek teknolojide bir makineyle yenilemek istiyoruz. Hı hı. Bunun yanına CNC kesim, lazer yakma ve benzeri şekilde işimize destek olabilecek başka makineler de almayı düşünüyoruz. Bunun dışında cam boyama ve bunun fırına verilmesiyle alakalı aklımızda birkaç makineler daha var. Tabi onlar daha uzun vadede. Önümüzdeki hedeflerimiz bunlar. Bir internet sistemimiz şu an yapım aşamasında.
İnternet satışına da bir yandan bir bütçe ve bununla ilgili bir kadro ayırdık. Dediğim gibi kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu yolda da vizyonumuza, misyonumuza, yolumuza ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah bir yıllık bir İnşallah daha bir yıllık bitirmeyiz. Evet. Daha çok yeni diyebiliriz. Evet. İlerleyen zamanlarda emin adımla ilerledikten sonra neden olmasın. Bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize aktarmak istedikleriniz olur mu? Ya da neler önerirsiniz? Çok kısa olabilir mi son olarak? Buradan ilk önce müşterilerimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Burada bizim ricamız UV dijital baskı hizmeti alırken sonuçta işimiz görsellik olduğu için aldıkları ürünlerin görselliğine ve boyaların sağlıklı mı değil mi olduğuna dikkat etmelerine rica ediyoruz. Evet. Biz de sektöre ihtiyacı olan herkesi İzmir'de bulunan Ece Design firmasına biz de buradan davetle bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Ben de size dilerim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.